Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik. Bu yönetmelik arkadaşlar 4857 sayılı iş kanunu atıf yapılarak yani 4857 sayılı iş kanunu 73. maddesine atıf yapılarak hazırlandı arkadaşlar. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara bakalım. Amaç madde 1. Bu yönetmeliğin amacı 18 yaşında doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam madde 2. Bu yönetmelik 20.06.2012 tarihli ve 63.31 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde 18 yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar. Dayanak madde 3. Bu yönetmelik 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 73. ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30. maddelerine dayanılarak hazırlanmış. Tanımlara bakalım. Madde 4. Bu yönetmelikte geçen gece postası 4857 sayılı İş Kanunu 69. maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve 7,5 saati geçmeyen çalışma zamanını kadın çalışan 18 yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder. Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmaları. Öncelikle kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresine bakalım. Madde 5. Kadın çalışanlar gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde yani taşeron işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabiliyor. İş yerine ulaşım madde 6. Belediye sınırları dışındaki her türlü iş yeri işverenleriyle belediye sınırları içinde olmakla beraber posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla gidip gelme zorunluluğu bulunan iş yeri işverenleri gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdür arkadaşlar. Yani ulaşımı sağlamakla yükümlü. Sağlık gözetimi madde 7. Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu iş yerinde görevli iş yeri hekiminden alınır. Ayrıca işveren işin devamı süresince çalışanın özel durumunu, iş yerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak iş yeri hekiminince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar. Kadın çalışanların eşlerinin de gece postasında çalışması durumu. Madde 8. Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyorsa, kadın çalışanın isteği üzerine gece çalıştırılması, kocanın çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. Bu da aile birliğinin devamı açısından, aile birliğinin devamı gözetilmiş bu maddede. Aynı iş yerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence imkan dahilinde karşılanır. Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı ve saklama yükümlülüğü. Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı. Madde 9. Kadın çalışanlar gebe olduklarını doktor raporu ile tespitinden itibaren doğuma kadar emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kaynak kaydıyla bir yıl süreyle gece postalarında çalıştırılamazlar. Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun iş yerinde görevli iş yeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde 6 ay daha uzatılır. Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları 14.07.2004 tarihli ve 25.522 sayılı resmi gazetede yayınlanan gebe ve veya emziren kadınların çalıştırılma şartıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir. Saklama yükümlülüğü madde 10. Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere iş yerinde saklar arkadaşlar.